Şimdi konuğumuza gidelim isterseniz. Emekli Büyükelçi, OECD eski daimi evet. temsilcisi Mithat Rende konuğumuz bu sabah. Mithat Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Serap Hanım, iyi yayınlar. Günaydın Muharrem Bey. Günaydın. Çok teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz. Kusura bakma biraz uzattık, seni de beklettik Mithat abi. Rica ederim, rica ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi isterseniz Kıbrıs'taki seçimden başlayalım önce. Genel olarak bir önceki seçimi de biz konuştuk. Hatta dengeleri nasıl dağıldığını seçmen arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve bir nebzede bir sürpriz sonuç gibi de değerlendirildi Ersin Tarık'ın Cumhurbaşkanı olması. Siz bu sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçmenin tercihini sizce ne etkiledi? Bu sonuç ne ifade ediyor sizin için? Ben başlarken izin verirseniz değerli gazeteci Bekir Coşkun'un anmak istiyorum rahmetle ve hem basın camiasına hem ailesine başsağlığı diliyorum. Gerçekten değerli bir gazeteciyi kaybettik. Evet. Dün sosyal medyada çok etkili bir yayın gördük. Biz de sabah ruhu şad olsun. Evet, evet. Ruhu şad olsun. Kıbrıs seçimleri hayırlı olsun. Ersin Tatar'ı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok önemli bir seçimdi bu. Özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Muharrem Bey'in çok iyi yakından izlediği Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bu durumdayken Ersin Bey'in Cumhurbaşkanlığına seçilmesi bence önemli bir gelişme. Ben özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlerden önce Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yaptığı açıklamayı önemli buluyorum. Orada özellikle iki hususu vurguladı Pompeo. Dedi ki Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona gidilmesi yönündeki çalışmaları veya çabaları destekliyoruz. Böyle bir destek verdi. Yalnız önemli bir konuyu atladı diye düşünüyorum. İki toplumun siyasi eşitliğine dayalı olması gerektiğine değinmedi. Bu önemli. Bizim özellikle bundan sonra Ersin Tatar döneminde belki Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin vurgulaması gereken iki husus. İki toplumun siyasi eşitliği, işte Zürih ve Londra anlaşmalarından kaynaklanan ve ayrıca tabii Türkiye'nin garantörlüğü. Bence önemli bir dönem. Ersin Tatar Bey'in bence kucaklayıcı olması çok önemli. Herkesi kucaklaması, özellikle Avrupa Birliği kaynaklı, Yunanistan kaynaklı, bazı sivil toplum kuruluşlarının ve diğer grupların, düşünce kuruluşlarının, Türk toplumunda bazı böyle ayrıştırmalara yönelik çabalarını frenleyecek veya çevreleyecek, konteyn edecek çalışmalar yapması gerekir. Sizce Mithat Bey, Kıbrıs Türkleri bu Doğu Akdeniz krizi sürecinde Pompeo'da vurgu yaptığınız gibi yok sayıldıklarını mı hissettiler? Örneğin 2 Ekim'deki Avrupa Birliği zirvesi sonucunda da, sonuç bildirgesinde de anılmadı Kıbrıs Türkleri. Bazı ziyaretler tıpkı Pompeo gibi güneye yapılırken kuzeye yapılmadan pas geçildi. Bunlar etkilemiş olabilir mi Kıbrıs Türklerinin tercihini sizce? Evet, evet, çok çok doğru. Yani sürekli hem Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rumlar sürekli Türkiye'yi muhatap almak istiyorlar. Bizim de ısrarla Kıbrıslı Rumların muhatabı Kıbrıslı Türklerdir. Bu anlaşmalarla uluslararası hukuk kapsamında bu şekilde belirlenmiştir. Bunu dünyaya yanlış anlatmamak gerekir. Bizim de ısrarla Kıbrıs'ın bir Helen Adası veya Yunanlılaştırılması çabalarını set çekmemiz gerekiyor ve çok iyi bir kampanyayla esasen Kıbrıs'ta meselenin 1974'te, yani Kıbrıs tarihi 1974'te başlamıyor. Bunu çok iyi anlatabilmemiz lazım. Zürih ve Londra anlaşmalarını çok iyi izah etmemiz gerekir. İki toplumun siyasi eşitliği çok önemli. Tabii iki bölgeli, iki toplumlu, onlar gerçekten kolay yapılabilecek şeyler, fakat 1963'te ki darbeden sonra bizim siyasi eşitliğe vurgu yapmamız gerekiyor. Ersin Bey'in de bu konuda çalışmalar yürütmesi lazım. Bir de en önemlisi, toplumun ayrıştırılmaması gerekir. Kutuplaştırılmaması lazım. Kıbrıs Türklerinin bir dava etrafında birleştirilmeleri gerekir. Karşı tarafın propaganda ve çalışmalarını önlemek lazım. Bu çok önemli. Doğu Akdeniz'de Kıbrıslı Türklerin muhatap olması, eğer ileride
diyelim ki oluşturulan platformlara, Kıbrıs işte Doğu Akdeniz Gaz Forumu gibi vesaire, bunlara eğer Türkiye taraf olacaksa Kıbrıslı Türklerin de bir şekilde taraf olmaları ve oyunun içinde yer almaları çok önemli. Ne görüyorsunuz? Ersin Tatar'la birlikte Akıncı'dan farklı olarak ne değişir? Yani bugüne kadar hep iki devletli, iki toplumlu yapının oluşturulması. Yani iki kesimi birleştirmek için uğraşılmıştı ve bütün uğraşlar bunun üzerineydi. Yani anlaşmalı bir evliliğin yeniden inşası üzerineydi. Peki Ersin Tatar'la birlikte bu anlaşmalı ayrılığı beraberinde getirir mi? Evet, alternatiflerden biri o olmalı. Çünkü bugüne kadar gördüğümüz Kıbrıslı Rumların veya Yunanların, Yunanistan'ın böyle anlaşmalı evliliğe çok sıcak bakmadıkları, tamamen müzakere etmek şeyi var, yolu var, yöntemi var. Evet. Bir sonuç için müzakere var, bir de müzakere etmek için, zaman kazanmak için müzakere olur. Şimdi Kıbrıs durumlarının yaptıkları o. Esas itibariyle herhangi bir ödün vermeye veya birleşmeye, ortak olmaya, yani Kıbrıslı Türklerle siyasi ortak olmaya niyetleri olmadığından böyle devam ettirmek istiyorlar. İşte yani böyle donmuş bir ihtilaf olarak sürdürmek istiyorlar. İşte statüko tabii kabul edilebilir bir durum değil Türkler için, Kıbrıslı Türkler için. Dolayısıyla Ersin Tatar Bey'le, yeni Cumhurbaşkanı'yla birlikte belki bir taraftan müzakere sürdürülürken Birleşmiş Milletler Güvenlik Genel Sekreteri himayesinde, ayrıca tabii anlaşmalı boşanma diyelim veya anlaşmalı ayrılığın da bir alternatif olduğunun da gündemde tutulması gerekir. Başka türlü Yunanların ödün vermelerine imkan, Yunan tarafı, Kıbrıs Rumlar daha doğrusu, sürekli acaba Türklerden biraz daha ödün alabilir miyiz? Biraz daha ödün, işte salam taktiği biliyorsunuz. Her gün biraz daha ödün. Türkiye'nin garantörlüğünün sürekli sorgulanması ve bunun mümkün olduğu kadar azaltılması veyahut da yok edilmesi. Bunlara çok set çekmemiz gerekir. Çünkü artık Kıbrıs meselesi sadece Kıbrıs Türklerin güvenliği değil, Türkiye'nin de güvenliği dikkate alınarak çözüm aranmalı bu Kıbrıs meselesine diye düşünürüm. Geçtiğimiz hafta Doğu Akdeniz'de... Bu tabii, enerji... Buyurun, siz devam edin çünkü bununla ilgili sorunuz, buyurun. Hemen bununla ilgili de devamındaydı Serap. Şöyle ki, bundan sonraki sürece baktığımızda Kıbrıs seçimlerine de baz alarak, bir de Doğu Akdeniz'de gelişen Oruç Reis'le birlikte başka bir gerilim alanı var. Akıncı belki iki tarafla sürekli olarak daha yumuşak bir tarz geliştirdiği için bu gerilimi bir nebze aşağı çekiyor gibi görülebilirdi. Ersin Tatar'la birlikte bu gerilim daha mı yükselir, yoksa bütün taşlar yerine oturur, artık herkes yerini bilir ve ölçüsünü bilir mi? Çok Muharrem Bey, çok iyimser olamıyorum Kıbrıs ve Doğu Akdeniz söz konusu olduğunda. Çünkü gerçekten Kıbrıslı Rumların böyle Avrupa Birliği üyelikleri, işte uluslararası camia tarafından tanınmış olmaları, bunlar onlara sürekli yukarıdan bakma, özellikle Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görme ve yukarıdan bakma psikolojisi ne sürüyor. Böyle bir durumda yeni bir sayfa açmaları gerekir. Kıbrıs durumların yeni bir sayfa açmaları gerekir ve yeni bir mantaliteyle, yeni bir zihinle yola çıkmaları gerekir. Aksi halde bu meselenin daha uzun yıllar çözüm bekleyeceğini düşünebiliriz. Ancak Doğu Akdeniz'de eğer Türkiye'nin gerek kendi kıta sahanlığı içinde, kendi ilan ettiği kıta sahanlığı içinde veyahut da Türkiye Petrollerine Kıbrıslı KKTC'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağladığı lisanslar kapsamında o münhasır ekonomik bölgede eğer doğalgaz keşfi yaparsa, o zaman belki uluslararası şirketlerin devreye girmesiyle Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulma çabaları devam ederken, bir taraftan da bulunacak doğalgazın ekonomiye kazandırılması imkanları araştırılabilir. Chevron'un mesela, büyük dev enerji şirketlerinden, Amerikalı şirketlerden Chevron'un
Mesela Noble şirketini, özellikle Leviathan, İsrail'in Leviathan sahasında ve Afrodi, Kıbrıs Rumların keşfettiği Afrodi sahasında payı olan Noble şirketini satın alması enteresan. Chevron büyük bir oyuncudur. Belki Türkiye eğer doğal gaz keşfi yaparsa Doğu Akdeniz'de, bu birçok oyuncu bir araya gelerek veya birçok oyuncuyu özel sektör kanalıyla bir araya getirip belki bu doğal gazın ekonomiye kazandırılması için yeni arayışlara gidilebilir. Yani masada Türkiye'nin elini güçlendirir böyle bir doğal gaz bulunması şu durumda. Öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Evet, güçlendirir. Türkiye üretici, potansiyel üretici konumuna da gelir Doğu Akdeniz'de. O zaman sadece zaten arayan yani keşif için derin deniz sondajları yapan ülke değil, aynı zamanda üretici, potansiyel üretici konumuna sokar. O da uluslararası dev enerji şirketi. Sanki Karadeniz'de de böyle bir şey oluyor gibi. Değil mi Sayın Rende? Sanki Karadeniz'de de böyle bir adım atılmış gibi. Yani ExxonMobil oradan çıkmayı düşünüyordu. Romanya ile birlikte işte bir arama yapmıştı. Bir doğalgaz yatağı bulmuştu ama onun için çok yeterli gibi gözükmüyordu. Şimdi Türkiye'nin 405 milyarlık bir doğalgaza Karadeniz'de ulaşması, yani Tuna bir sahasında ulaşması ve onun evet, altında Sakarya bölgesinde de Sakarya sahasında da önemli bir rezervin olduğu keşfi. Bütün bunlar beraberinde ExxonMobil ile orada acaba hem Romanya, Bulgaristan ve Tuna bir sahasında, yani Türkiye'nin ortaklaşa o bölgede birlikte bir doğalgaz platformu kurup buradan çıkartması yönünde de bir görüş var. Aynı şeyi siz Akdeniz'de olabileceğini söylediniz. Bunun Karadeniz'de gerçekleşmesi de söz konusu olursa o zaman Rusların bu alandaki beklentilerinin dışında bir gelişmeye de tanıklık etmiş olmayacak mıyız? Evet, Karadeniz'de bu bahsettiğiniz daha kolay olabilir, daha kolay gerçekleşebilir. Çünkü Karadeniz'de malumunuz bir ihtilaflı bir bölge söz konusu değil. Dediğiniz gibi eğer dev enerji şirketleri bu Türkiye'nin keşfinden sonra Karadeniz'de birleştirebilirlerse hem Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'deki bütün bu sahaları ve eğer pazar olarak da Türkiye seçilirse veya Balkanlar seçilirse hızlandırılabilir bu işler. Tabii bu işler için de bizim bu dev sahanın üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. Gerçekten tabii Sakarya sahası dev bir saha. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün rakamlarına göre dev saha sayılıyor. Fakat bu sahanın ekonomiye kazandırılabilmesi için biraz çalışmamız gerekir. Değerlendirme kuyuları açmamız gerekir. Asgari daha bir 4 kuyu açmamız lazım. Ama o dev enerji şirketlerinin ilgisi tabii memnuniyet verici. Eğer böyle bir ilgi oluşursa en azından bunun için gerekli olan finansman daha kolay sağlanabilir. Çünkü belki hatırlarsınız Fatih Birol konuşmuştu, Uluslararası Enerji Ajansı icra direktörü ve bu platformların oluşturulması ve ekonomiye kazandırılması için bu keşfin yaklaşık 6 milyar dolarlık bir yatırımın söz konusu olacağını, gerekeceğini söylemişti. Bunu da dikkate almamız lazım. Evet, siz de az önce altını çiziyorsunuz ki zaten görünen de o, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e karşısındaki güçler, Oruç Reis'in örneğin çalışmalarına tepki göstererek uluslararası deniz hukukunun da tartışmaya açık yönlerini de zannediyorum kullanarak Türkiye'nin elinin güçlenmesini ve burada bir enerji kaynağı bulmasının da önüne geçmeye çalışıyor. Geçen hafta Fransa ve Almanya'nın Türkiye'nin Oruç Reis'in tekrar sahaya dönmesini bir provokasyon olarak değerlendirdi Fransa ve Almanya. Bir hafta süre tanıyoruz dediler Türkiye'ye. Ne demek bu bir hafta süre? Yani bir hafta sürede Türkiye geri adım atmazsa ne olacak demek istiyorlar sizce? Şimdi Avrupa Birliği maalesef böyle siyasi baskı yoluyla bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. Ve zaman zaman belki de böyle bir uluslararası bir mahkemeymiş gibi ifadeler kullanıyor Avrupa Birliği. İşte Türkiye'nin gayri hukuki, hukuk dışı faaliyetleri ifadeleri kullanıyor. Bir kere hukuk dışı ifadesi ancak bir mahkemenin söyleyebileceği bir şey. Bu tür tek yanlı ve Yunanistan'ı ve Kıbrıs Rumları daha çok cesaretlendiren ve daha böyle radikalleştiren
açıklamalardan Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kaçınması gerekir. Biraz daha eğer gerçekten onlar aracılık yapmak isterlerse çok daha dikkatli bir dil kullanmaları gerekir. Yani Türkiye orada bir kere uluslararası hukukta hakkaniyet prensibi en temel prensiplerden biri hakkaniyet prensibidir. Ve aklı başında birçok Avrupalı diplomat bu prensibin önemini kavrar bilir. Şimdi böyle iç siyasi tüketim amaçlı açıklamalardan Avrupa Birliği'nin özellikle kaçınması gerekir. Ve daha makul ifadelerle Türkiye'yi rencide etmeden, uluslararası hukuk ilkelerine kale alarak, dikkate alarak, onları hesapta tutarak, yani akılda tutarak konuşması lazım Avrupa Birliği'nin. Ben biraz siyasi baskı yaptıklarını, yani hukuktan ziyade siyasi baskı yoluyla Türkiye'nin bazı faaliyetlerinin önüne geçilmesine çalıştıklarını düşünüyorum. Burada bizim kendi ilan ettiğimiz kıta sahanlığı şüphesiz bu kıta sahanlığıyla Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumların kendi başlarına ilan ettikleri münhasır ekonomik bölgeler, bunlar birbirleriyle örtüşüyor yani üst üste. Böyle durumlarda bir de tabii Doğu Akdeniz'in yarı kapalı deniz olduğunun da akılda tutulması lazım. Yarı kapalı denizlerde bu tür böyle örtüşen ve çatışan meselelerde derler ki görüşmeler yoluyla ve anlaşmayla çözüme gidilir. Yani anlaşmalar yoluyla çözüme gidilir deniyor. Müzakereler yoluyla. Dolayısıyla böyle siyasi baskıyla sonuç almalarına imkan yok. Yani Türkiye her tarafta meşgul diyorlar. İşte bir sürü cephede faaliyet halinde. Dolayısıyla biz işte böyle bir ekonomik ortamda ve konjonktürde Türkiye'ye istediğimizi yaptırırız hesapları var. Bunlar yanlış bence. Evet. Ve onlardan biri de Azerbaycan ve Ermenistan'ın bununla ilgisini sormak istedim. Sizin eklemek istediğiniz de var zannediyorum Harem abi. Buyurun. Aynı şeye gelecektim Serap. Yani bir tarafta bunlar gelişiyor, öbür taraftan Azerbaycan-Ermenistan çatışması eş zamanlı olarak çok yükseldi, birden arttı. Ki Ermenistan'ın zaten enerji hatlarına dönük saldırıları da bu aşamada dikkat çekiciydi. Bir küresel açıdan baktığımızda karşımızda şöyle bir durum mu var? Yani Amerika Rusya'dan aldığınız enerjiden vazgeçin diyerek Avrupa'ya baskı yapıyor ve bunun karşılığında Doğu Akdeniz'i gösteriyor. Türkiye ise burada tercih yapan durumunda bir ülke konumunda hangi yöne gideceğine daha karar vermemiş veya bu kaynakları kendi yararı neredeyse orada değerlendireceği bir pozisyon alan konumda duruyor. Böyle bir durumda önümüzdeki süreci okursak veya geleceğe bir bakışta bulunursak nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalırız? Yani Türkiye'nin durumu Amerika ile tekrar ilişkilerini düzeltmiş ve petrol işbirliği veya işte denizden petrol çıkartma konusunda veya doğalgaz çıkartma konusunda ortaklaşmış bir Türkiye ile mi? Yoksa bu gerilimler sonrasında o bloktan daha da uzaklaşmış ve kendi yoluna giden bir Türkiye ile mi? Evet, önemli bir konuya değindim Harem Bey. Şimdi bir Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu seçimler bir bitsin, bir görelim bakalım neler olacak, neler çıkacak orada. Yani Kafkasya'daki durum 30 yıldır değişmedi biliyorsunuz. Bunu Türk kamuoyu çok iyi izledi. Sizin de yayınlarınız ve diğer yani özellikle basının yansıttığı durum, birçok uzmanın, değerli arkadaşın katkılarıyla Azeri-Ermeni meselesinde özellikle Minsk grubu eş başkanlarının Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın son 30 yıldır meseleyi sadece yönetmeye çalıştıklarını görüyoruz. Herhangi bir çözüm öneremediler. İşte böyle sadece acaba işte ateşkes çatışmalar oluyor. İşte 3 gün içinde ateşkesi sağlayalım. Ondan sonra da böyle bir donmuş bir krizi donmuş olarak bırakalım. Ne savaş ne barış olsun. Zaman içinde bakalım neler yapılabilir. Bu tabii uluslararası ilişkilerde aslında şanssız, bahtsız bir durum. Yani Minsk grubu gibi bu kadar önemli eş başkanların olduğu bir grubun Azeri-Ermeni meselesini 30 senedir meselesine hiçbir katkı yapamamış olması
Yani çok üzüntü verici. Biz Viyana'da görevdeyken AGİT'te bu Minsk grubuna girer çıkardık. Biz bilirdik yani bu konuşmak için. Yani böyle talk shop derlerdi ya işte böyle işte tam böyle bir hani bir meseleyi çözmek istemiyorsanız şeye havale edin, bir çalışma grubuna havale edin derler. Böyle bir durumda Minsk grubu bunun değişmesi lazım. Yani böyle bir Minsk grubunun halen böyle başrolde olması bu haliyle özellikle ve bu meseleye çözüm araması bu kadar kanlı saldırılar yapılırken, siviller öldürülürken başka bir çözüm yolu bulmak gerekir. Maalesef çok ciddi gelişmeler oluyor ve bu eş başkanlarda herhangi bir şekilde yani belki Rusya işte büyük ve böyle büyük şekil büyük bir mücadele mi diyelim yoksa baskı yoluyla mı ateşkesi sağlamaya çalışıyor. Ertesi günü tekrar siviller öldürülüyor, katlediliyor. Burada bir çözümsüzlük görüyorum Muharrem Bey. Serap Hanım. Evet, bu sürecek yani şu süreç diğerlerinden farklı bir noktaya evriliyor durum diyorsunuz. Evet. Evet. Peki çok teşekkürler İTAT Reni'de yayınımıza çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun. İyi görüşmek yayınlar. Görüşmek üzere, sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun. Evet, şimdi pazartesi sabahındayız.